Gözyaşı bezleri, yani lakrimal bez. Şurada görüldüğü gibi göz kapaklarına yakın bir pozisyonlu, gözyaşını üreten tubulo-asiner seröz bir bez yapısındadır. Görüldüğü gibi bağımsız 12-15 tane bağımsız ayrı loblar biçiminde organizedir. Görüldüğü gibi şu bir bağımsız ayrı organize bir lob. Şu da aynı şekilde veya lobcuklar şeklinde organizedir. Burada üretilen gözyaşı salgısı önce konjuktival keselerde birikir. Şuralardan salgı akar. Konjuktival keselerde birikir. Lakrimal kanalcıklar ile lakrimal keseye geçer. Şurası gözyaşı bezi, lakrimal bez. Şurası konjuktival kesecik, gözyaşı bezi burada önce birikiyor. Buradan lakrimal kanalcıklarla nazolakrimal keseye geçiyor. Buradan nazolakrimal kanal ile inferior konkadan burun boşluğuna akar. Salgının yapıldığı bezdeki bu son kısımlar görüldüğü gibi bu şekilde tubulo asiner seröz son kısımlar içeriyor. Şöyle salgı yapan şu serotik hücreler yanı sıra şurada seröz hücreler. Bunların altında şurada büyütüyorum. Daha iyisi yassı hücrelerde bulunabilir. Şu üst kısımda olduğu gibi, şurada olduğu gibi, şurada olduğu gibi. Bunlar da miyoepitelyal hücrelerdir. Salgı yapan son kısımlar etrafındaki. Eğer buralarda salgı üretimi yani gözyaşı üretimi bozulursa bir şekilde korneanın kurumasına neden olabilir. Bu duruma kuru göz veya keratokonjüktivitis sicca ismi verilmektedir. Lakrimal bezlerden anlatacaklarımız bu kadar.